Değerli yarışseverlerimiz, İtman Pisti programımıza hoş geldiniz. 15 Temmuz Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda sezonun 42. yarış gününde toplam 9 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız ve saatler 14'ü gösterdiğinde günün birinci koşusuyla birlikte birinci altılı ganyan başlayacak. Saatler 15'i gösterdiğinde üçüncü koşuyla birlikte yedili plase ve saatler 15.30'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlıyor. Programımızda 15 Temmuz Pazar günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son idman görüntüleri ekranlarınıza gelecek ve 9 koşulu yarış programında günün ilk koşusu 1. altılı ganyanın ilk ayağı ve aynı zamanda günün ganyanı olan koşuda 3 yaşlı dişi Arap tayları yarış aşamlarına bu koşularıyla birlikte başlayacaklar. Koşu 1200 metre mesafede sentetik kum pistte koşulacak ve idman pisti programımızda 1. koşu 1. altılı ganyanın ilk ayağında görüntülerimize 3 numaralı emsalsiz kız geliyor. Emsalsiz kız 14 Temmuz sabahı bir kenter yaptı. Bu tay Bursa'da hazırlanıp geldi değerli izleyenler ve 14 Temmuz sabahı İstanbul'da bir kenter yaptı Osman Koparan'la. Ahmet Çelik de start alıyor Balıkan emsalsiz kız orijini tay. 4 numaralı Hür Belamir ekranlarımıza geliyor. 13 Temmuz sabahı Furkan Yüksel idaresinde 800'ü 55,5 426,5'luk bir derece gerçekleştirdi. Furkan Yüksel ile start alıyor. 5 numaralı Kır Efruzem ekranlarımıza geliyor. Bu koşuda 3 numaralı emsalsiz kızla ekürü olarak start alacak. Butay da Bursa'dan hazırlanıp geldi ve son gün İstanbul'da 14 Temmuz sabahı bir kenter yaptı. Mehmet Kaya ile start alıyor. 8 numaralı Mağrur Kız 12 Temmuz sabahı aprantisi Berkan Çığla ile 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 11.2, 400'ü 30 oldu. Berkan Çığla ile start alıyor. Sıradaki görüntümüz 9 numaralı Şafak Güneşi isimli taya ait Halil Parıldar idaresinde 13 Temmuz sabahı 600'ü 41.8, 400'ü 27.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Saruhana Şafak esintisi orijinli 3 yaşındaki kırdişi tay Mahsun Turan'la start alıyor. Son olarak görüntülerimize 10 numaralı Tatlı Pınar geliyor. Şu anda Akın Sözen'le dışta ve önde olan Tatlı Pınar 640, 425.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Akın Sözen'le start alıyor. Sevgili yarışseverler, ikinci koşu birinci beşli ganyanın ilk ayağında 4 yaşlı dişi Arap safkanları 2100 metre mesafede çim pistte start alacaklar. Bu koşuda görüntülerimize 4 numaralı Islah geliyor. Islah 10 Temmuz sabahı bir kenter yapmıştı Tolgan Keresteci ile. Daha sonra bir gün sonra da 11 Temmuz'da İstanbul'da 1600 metre mesafede çim pistte koştu ve dördüncü olmuştu. Islah Mehmet Kaya ile bu koşuya katılıyor. 9 numaralı Kubata ekranlarımıza geliyor. İç pistte 600'ü 42,5, son 400'ü 28,5'luk bir derece gerçekleştirdi Kubata. Halil Parıldar'la start alacak, son iki yarışında çim pistte koştu ve ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Tokuş Hanım ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda 600'ü 40, son 400'ü 26,5'luk bir galop yaparken bu safkana bu yarışında ilk kez kapalı gözlük aksesuarı takıldı. Mustafa Can Demir'le start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Değerli yarışseverler, 3. koşu Kemal Ararat adına düzenlenen kısa vade 6-1 koşu olacak. 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre mesafede çim pistte start alacaklar ve yedili plasenin ilk ayağı bu koşuyla birlikte başlayacak ve ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Afacan geliyor. 1 numaralı Afacan 14 Temmuz Cumartesi sabahı iç pistte 400'ü 29, son 200'ü 14.2'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Uğur Polat'la start alıyor. Son yarışında koşudan ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı İlteber'de 14 Temmuz Cumartesi sabahı 400'ü 28.3, son 200'ü 13.7'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Halis Karataş da start alıyor, çim pistte katıldığı son yarışında koşudan 4. olarak ayrıldı. 3 numaralı Memduha'nın iç pistte yaptığı 600'ü 41.7, 400'ü 27.5'luk galobunu şu anda izliyorsunuz. Özcan Yıldırım'la start alıyor Memduha, son yarışında 3. olmuştu. 4 numaralı Şimşek Kral ekranlarımıza geliyor. Bu safkandan bu yarış kulaklık aksesuarı çıkartıldı. 600'ü 42.3, 400'ü 28.3 oldu. Ahmet Çelik de start alıyor. Son yarışında koşudan 3. olarak ayrıldı. 5 numaralı Mavi Mungan ekranlarımıza geliyor. 13 Temmuz Cuma sabahı iç pistte 800'ü 54.6, 400'ü 27'lik bir derece gerçekleştirdi. Müslüm Çelik de start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi.
Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Sakal Aydın isimli safkana ait 14 Temmuz Cumartesi sabahı 427 son 213'ü kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı Sakal Aydın. Hışman Çizik'le start alıyor, son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Cam Göz İçpiste 600 metrelik bir galop yaptı. 600'ü 43.8, 428.7 oldu. Aldem Aslan da start alacak. Son katıldığı Çin pistteki koşusundan ikinci olarak ayrıldı. Dördüncü koşu ve ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağında 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1200 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Bu koşuda İtman Pisti programımızda ilk sırayı 4 numaralı Savaş Atı isimli safkan alıyor. Savaş Atı 14 Temmuz Cumartesi sabahı Hacı Demir İdaresi'nde bir kenter yaptı. Aprantisi Mustafa Can Demir'le start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Kısrak Başı iç pistte 644, son 429.5'luk bir galop gerçekleştirdi. Mehmet Kaya ile start alıyor. Çin pistte katıldığı son yarışında koşudan ikinci olarak ayrıldı. Sıradaki görüntümüz 7 numaralı Herakles isimli safkana ait Musa Özçelik idaresinde 1009.7, 428'lik bir derece gerçekleştirdi. Herakles, Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Çin pistte katıldı. Son yarışında koşudan 4. olarak ayrıldı. Son 2 yarışını arka arkaya kazanma başarısı gösteren 11 numaralı Bodrum Kalesi 13 Temmuz sabahı Uğur Ovat idaresinde iç pistte 800'ü 54.4, 427'lik bir derece gerçekleştirdi. Hışman Çizik ile start alıyor. Sevgili yarışseverler, 5. koşu 2. Beşli Ganya'nın ilk ayağı Grup 3 merhum Özdemir Atman adına düzenlenen koşu 3 yaşlı İngiliz sayları 2100 metre mesafede Çin pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 5 numaralı Oki Peta geliyor. 5 numaralı Oki Peta iç pistte bu yarış için yaptığı 600'ü 38.5 son 400'ü 24.5'luk galobuyla ekranlarınıza geliyor. Hışman Çizik'le start alacak, son katıldığı yarışında ikinci olmuştu. Yine son katıldığı yarışında koşudan ikinci olarak ayrılan 8 numaralı Şeker Hanım Furkan Yüksel idaresinde 12 Temmuz sabahı 800'ü 49.2 son 400'ü 23.2'lik bir derece gerçekleştirdi. Furkan Yüksel'le start alıyor. 9 numaralı Tekila ekranlarımıza giriyor. 12 Temmuz sabahı Hacı Altunbaş idaresinde iç pistte 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 49.3, 400'ü 24.3 oldu. Mehmet Kaya ile start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Sevgili yarışseverler, 6. koşuda yine hiç start almamış ve yarış aşamalarına bu koşularıyla birlikte başlayacak olan 3 yaşlı dişi Arap taylarının 1200 metre mesafede sentetik kum pistte koşulacak olan koşuya geçiyoruz ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Aydil isimli tay geliyor. 1 numaralı Aydil 13 Temmuz sabahı 600'ü 41.8 son 400'ü 27'lik bir galop yaptı. Hışman Çizik'le koşuya katılıyor. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Baş Aycan isimli taya ait. Şu anda dışta ve önde olan 2 numaralı Baş Aycan iç pistte 600'ü 44, 429.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Müslüm Çelik de start alıyor. 3 numaralı Can Perver ekranlarımıza geliyor. Alican Binizetoğlu idaresinde 13 Temmuz sabahı 600'ü 41.8 son 400'ü 27.5'luk bir galop yaptı Can Perver. Saadettin Boyraz'la start alıyor. 5 numaralı Güzel Yüzlüm Furkan Yüksel idaresinde 13 Temmuz sabahı 800'ü 58 son 400'ü 28'lik bir galop gerçekleştirdi. Furkan Yüksel ile start alıyor. 6 numaralı Reis'in Gülü ekranlarımıza geliyor. İçte Oğlum Baran isimli safkanla birlikte çalıştı. Şu anda dışta olan 6 numaralı Reis'in Gülü 639.7 426 oldu. Yaşarcık Ebrar orijinli Butay Ahmet Çelik de start alıyor. 7 numaralı Sırılsıklam isimli tayda Mehmet Kaya idaresinde 12 Temmuz sabahı 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 54 son 400'ü 26.8 oldu. Mehmet Kaya ile start alıyor.
Değerli izleyenler, 7. koşu Grup 1 15 Temmuz Şehitleri koşusu. 3 yaşlı İngiliz sayları 2100 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak son katıldığı Gazi koşusunda tabela dışında kalan 1 numaralı Avukat geliyor. Avukat bu yarış için 11 Temmuz sabahı iç pistte 1200'ü 1.17, 1000'i 3.8 ve son 400'ü 26'lık uzun bir galop yaptı. Saadettin Boyraz'la start alıyor. Sıradaki görüntümüz 3 numaralı Corcovado isimli safkana ait 12 Temmuz sabahı Ramazan Aslan idaresinde 800'ü 48.8, son 400'ü 23.4'lük bir galop yaptı. Uğur Polat'la start alıyor. 4 numaralı Didaktik ekranlarımıza geliyor. Didaktik içte Naçal'la birlikte çalıştı değerli izleyenler. 800 üzeri 50, son 400 üzeri 23.5 oldu. İçte Naçal, dışta 4 numaralı Didaktik vardı. Didaktik Hışman Çizik'le start alıyor. 5 numaralı El Nino 13 Temmuz sabahı iç pistte 600 metrelik bir derece gerçekleştirdi. 600'ü 35.5, son 400'ü 22.3 oldu. El Nino Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Kobra ekranlarımıza geliyor. Kobra Akın Sözen'le 11 Temmuz sabahı iç pistte 800'ü 48, 400'ü 23.8'lik bir galop yaptı. Bu safkandan bu yarış kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Akın Sözen'le start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Yine son yarışında Gazi koşusunda start alıp tabela dışında kalan 11 numaralı Urla Fırtınası 11 Temmuz sabahı 637-424'lük bir galop yaptı. Müslüm Çelik de start alıyor. Bu koşuda 12 numaralı Ramfor Derya ile de iki rüya olarak start alıyor. 8. koşu Hüsamettin Tamer adına düzenlenen kısa vade 8-1 koşu olacak. 2 yaşlı İngiliz sayları 1200 metre mesafede çim pistte start alacaklar. Bu koşu için görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Kurucu isimli tay geliyor. 1 numaralı Kurucu iç pistte 1000'i 5, son 400'ü 26.7'lik bir galop yaptı değerli izleyenler. Halis Karataş da start alıyor. Çim pistte katıldığı son yarışında koşudan 3. olarak ayrıldı. Sıradaki görüntümüz 3 numaralı Ömer In My Mind isimli safkana ait. İç pistte 800'ü 50.5, son 400'ü 25.5'luk bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile start alıyor. Son katıldığı yarışında koşudan 2. olarak ayrıldı. 4 numaralı Padre Padrone ekranlarımıza geliyor. 800'ü 47.5, son 400'ü 23.5'luk galobuyla bu safkandan bu yarış kapalı gözlük aksesuarı çıkartıldı. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son katıldığı yarışında koşudan 2. olarak ayrıldı. 5 numaralı Timeout ekranlarımıza geliyor. 12 Temmuz sabahı iç pistte 600'ü 37.7, son 400'ü 25'lik bir galop gerçekleştirdi. Müslüm Çelik de start alacak 5 numaralı Timeout. Son katıldığı yarışında koşudan 3. olarak ayrıldı. 6 numaralı Yamanlar Bey'i ekranlarımıza geliyor. 13 Temmuz sabahı iç pistte Mustafa Gündüzeli idaresinde 425.5'luk kısa düzlük sprintiyle ekranlarınıza geliyor. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Son katıldığı yarışında çim pistte koşuyu kazanıp meydana veda etmişti. 9. ve son koşuda 3 ve yukarı yaşlı toplam 18 İngiliz atı 1300 metre mesafede çim pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Deli İmparator geliyor. 1 numaralı Deli İmparator 13 Temmuz sabahı Mevlüt Kurt idaresinde 600'ü 35.4, son 400'ü 23.4'lük bir galop yaptı. Aprantisi Mahsun Turan da start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 3 numaralı Diamond Dash isimli safkana ait. 13 Temmuz sabahı Mert Ali Solmaz idaresinde 423'lük kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Diamond Dash, Mazlum Pirdemir ile start alıyor. Son katıldığı yarışında koşudan 2. olarak ayrıldı. 4 numaralı Victory Flight ekranlarımıza geliyor. 13 Temmuz sabahı iç pistte 600'ü 37.8, son 400'ü 24'lük bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alıyor. Son katıldığı yarışında koşudan 3. olarak ayrıldı. 5 numaralı Naçal ekranlarımıza geliyor. Mana Naçal içte olan safkandı, dışta Didaktik vardı ve Naçal'a bu yarış kapalı gözlük aksesuarı takıldı. İçte olan Naçal 800'ü 50, 423.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Uğur Polat da start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Altın Kafes ekranlarımıza geliyor. Son katıldığı yarışında jokeyini düşürmüştü bu safkan. 13 Temmuz sabahı 636.8, 424.3'lük bir galop yaptı. Müslüm Çelik de start alıyor.
7 numaralı Ateşim ekranlarımıza geliyor. 13 Temmuz sabahı 638,5-425'lik bir galop yaptı. Bu safkanda Mahmut Turan'la start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 8 numaralı Makaracı Çocuk isimli safkana ait. İç pistte yaptığı 636,6 son 424,3'lük galobunu izliyorsunuz. Burak Averbak'la start alacak. Son katıldığı yarışından da galibiyetle ayrıldı. 9 numaralı Baba Dostu ekranlarımıza geliyor. Baba Dostu dışta olan safkandı. İçte ise Rakba isimli safkan vardı. Baba Dostu iç pistte 635,3-423'lük bir derece gerçekleştirdi. Halil Parıldar'la start alıyor. 10 numaralı Hatçe 13 Temmuz sabığı Bekir Mert Mırık idaresinde 848 son 422,8'lik bir galop yaptı. Hatçe Harun Kılıç Aslan'la koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Uzun aradan sonra bir yarış gören 11 numaralı Nick Neck 14 Temmuz Cumartesi sabahı iç pistte 424,5 son 212'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. İlker Soyat'la start alıyor. 12 numaralı Torpedo dışta Velvet'le birlikte çalıştı. İçte olan Torpedo iç pistte 849,8 423,5'luk bir derece gerçekleştirdi. Şu anda içte ve önde olan 12 numaralı Torpedo Adem Aslan'la start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 13 numaralı Köseoğlu iç pistte 851,7 son 426'lık bir galop yaptı. Bu safkandan bu yarış Dilbağı aksesuarı çıkartıldı. Gökhan Bektaş da start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 14 numaralı My Number ekranlarımıza geliyor. Bu safkandan da bu yarış kulaklık aksesuarı çıkartıldı. 635,2 son 423,5'luk bir galop yaptı. Gökhan Yıldız da start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 15 numaralı Monday Rush ekranlarımıza geliyor. 636,3 424,5 son 212,3'lük sprintiyle Monday Rush Hışman Çizik de start alıyor. Son yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 17 numaralı Entertainment ekranlarımıza geliyor. İç pistte 1002,7 424,5'luk bir galop yaptı. Entertainment'ın son yarışı değerli izleyenler. İlk 4'e giremediği takdirde yarış hayatı sona erecek. Aprantisi Bekir Mert Mırık'la start alıyor ve son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 18 numaralı Gold Speed. Bu safkandan bu yarış dilbağı aksesuarı çıkartılıp kulaklık aksesuarı takıldı. 14 Temmuz sabahı iç pistte 426 son 212,7'lik bir sprint yaptı. Caner Karademir'le start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler, 15 Temmuz Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda sezonun 42. yarış gününde toplam 9 koşulu yarış programında saatler 14'ü gösterdiğinde günün birinci koşusuyla birlikte 1. Altılı Ganyan, saatler 15'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 7'li Plase ve saatler 15.30'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte 2. Altılı Ganyan başlıyor. Akşam İzmir Şirinyer Hipodromu'nda sezonun 28. yarış gününde toplam 9 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 17.15'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte birinci altılı ganyan başlarken saatler 18.30'u gösterdiğinde üçüncü koşuyla birlikte yedili plase ve saatler 19'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlıyor. Gece yurt dışı yarış programında Amerika Birleşik Devletleri'nin Gulfstream Park Hipodromu'nda 7 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 20.45'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte yedili plase, saatler 21.15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlayacak. Sevgili yarışseverler, 15 Temmuz Pazar günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik ve böylelikle idman pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.